Kendini ilme vakfetse de, vaktinin çoğunu satırlar arasında geçirse de, Fuat Sezgin için aile çok kutsal ve mühimdi. 1970 yılında baba olduğunda kızına Alman eşiyle birlikte Hilal adını verdi. Büyük yorgunluklar arasında Hilal, onun için neşe ve teselli kaynağıydı. Kızına düşkünlüğü bu işkolik bilim insanını iyi bir baba yapacaktı. Asla düşürmediği çalışma temposuyla birlikte kızını da ihmal etmeden büyütecekti. Hilal Hanım da çok büyük şahsiyetli birisi. Bunu bilin. Hilal Hanım felsefe okudu. Kendi yolunu gitti. Yani o da şarket okuyabilirdi ama o ağırlık felsefe okudu. Ve Almanya'da meşhur bir yazar. Aşırı bir hayvan sevgisi var. Bütün bu yaşlı hayvanları falan, bir çiftliği var, oraya alıyor öldürülmemeleri için. Bütün hasta hayvanlara bakıyor. Şu anda 50'ye yakın hayvanı var. Onlarla uğraşıp duruyor ve bunun yanında tabii ki annesine de şu anda büyük destek. Hilal Sezgin Hanım'ı mutlaka duymuşsunuzdur. Şu anda Almanya'nın çok meşhur yazarlarından biridir. Hocamın adını yaşatacak bir kızımız Hilal Hanım. Çok kıymetli. O hayata geldi. O da o iklimde büyüdü. O da maşallah annesi babası gibi şu anda çok kıymetli bir yazar oldu Almanya'da. Fuat, Arap dilinde gönül kelimesine en yakın kelimedir. Fuat Sezgin sadece bir bilim adamı değil, ismiyle müsemma bir gönül adamıdır da. Hiçbir zaman şan ve şöhretini ön plana çıkarmamış, insanlara daima nezaket ve asaletle muamele etmiştir. Zamandan tasarruf etmek için 40 yıl boyunca öğlenleri bir dilim peyniri ekmeğine katık etmiş, dünya zevklerinden feragat ederek sabr-ı cemil ile yaşamış, hakiki bir zahitten söz ediyoruz. Polemiklerden, tefrikalardan, çekişmelerden, dedikodulardan uzak, tevazu ile vakar arasındaki ince dengeyi hassasiyetle kurabilmiş, güçlü bir şahsiyetten söz ediyoruz. Evet, hocanın tabii şunu söylemek lazım. Hoca nasıl bir insandı? Kendi çalışmasını nasıl görüyordu? Esasında bunu defalarca da ifade etmiştir. Hocanın çalışma sisteminin esası birkaç maddeye dayanıyor. Her şeyden önce hoca şunu söylerdi. Bir, kişi ne yapmalı? Çalışma azmi içerisinde, gayretli olmalı. Muhakkak ki yani ilmin birinci şartı gayret. Bir gayret etmeli. İkincisi, hocanın bahsettiği zühdle yaklaşmalı. Zühd dediğimiz yani zahitlikle yaklaşmalı. Bu zahitliğin hemen de açardı zaten. Bunun özeti de şu, dünya ve nimetlerine uzak durmak. Yani kendisini tümüyle bu alana teksif etmek. Zühd aslında o. Hoca ve sonra bunun tabii temel sonu da bu kadar gayret içerisinde zühdle olacaksınız. Ama niye yapacaksınız? Bir amacı olması lazım. Amacını kendisi de söylerdi. Allah rızası için yapmak. Aslında ilmin önemli bir şartı da rıza-i ilahiye muvaffak olmak, temin etmek. Bunların her biri nasıl olabilir? Sonrasında kendisi tamamlıyordu. Kişi, ilim yolunda ilerleyen kişi sabırlı olmalıdır. Çünkü bugünden yarına hemen efendim basamakları atlayayım derseniz, bu saydığımız basamak, yani bir gayret içerisinde olacaksınız. Bunu zühdle taçlandıracaksınız. Üst hedef olarak Allah rızasını koyacaksınız. Yani bir maddi menfaat temin etmek, makam elde etmek için değil, bir pür ilime ulaşmak için, bu da Allah rızasıyla olabilir. Ve bu, ama işte bunların hepsinin olabilmesi sabırla da, sabırlı davranışla mümkün olabilir. Hoca bu üslup içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyordu. Biz de onu gördük. Bu umdeler aslında bizler için de bir şey, her biri bir deniz feneri, yol gösterecek olan rehber cümlelerdir. O bakımdan biz hocanın hayatını ve çalışmasını sadece sunduğu bilgiler olarak değil, kendi çalışma yöntemi olarak da daha da anlamalıyız ve anlatmalıyız. Dikkat çekilmesi gereken Fuat Sezgin'in hayatında, çalışmasında, gayretinde, cehdinde gördüğümüz, ortaya koyduğu
çabada gördüğümüz ilginç özellikler var. Dikkat çekilmesi gereken noktalar var. Mesela şöyle bir sahne hatırlıyorum ben. Bunu her zaman kendisi anlatıyor zaten. Yani kendisiyle biraz hasbihal eden insanlara bunu anlatıyor. Diyor ki, mesela bir Müslüman bilim adamının, bir mesela fizikçinin, ne bileyim cebircinin, matematikçinin keşif yaptığında, bir şey ortaya koyduğunda onların o keşifi gerçekleştirirken yaşadıkları coşkuyu yaşadım ben diyor. Yani onların keşiflerini keşfederken onların yaşadıkları coşkuyu ben yaşadım diyor. Fuat Sezgin Hoca'nın en önemli özelliği hakikatle irtibatı ve hakikate olan güveni. Dolayısıyla o hakikate olan, hakikatle irtibatı ve güvenle biz esas itibariyle onu teknik bir ifadeyle söyleyecek olsak imanı demek gerekiyor. İtikadı oldukça sağlamdı o yönde. O itikadın sağlamlığı esas itibariyle ona en büyük gücü, desteği verdi. Bir ömür boyu zaten bu hep hakikatin peşinde olması ve hakikatin açığa çıkması için gayret sarf etmesinin de arka planında bu yatıyor. Burada tabii önemli noktalardan birisi Fuat Sezgin Hoca İslam dininin, İslam kültürünün, İslam medeniyetinin, Müslüman milletlerin aslında insanlık tarihindeki yerinin çok büyük olduğunu başından belki çok esaslı bir sezgiyle sezmişti. O sezgisinin bir hakikate denk düştüğünü fark ettiği için de bu hakikatle irtibatını hiç kaybetmeden bütün ömrünü hakikatin açığa çıkması için sarf etti. Bu tabii aynı zamanda onun insan olarak bütün ilişkileri söz konusu olduğunda benim tanıyabildiğim kadarıyla bu ilişkileri açısından da çok belirleyici bir konumdaydı. Onun için insanlar hakikatle irtibat noktasında hep herhangi bir şekilde inançları, belki hayat tarzları, cinsiyeti vesaire de söz konusu olmaksızın o hakikatle irtibat, hakikatin açığa çıkması konusunda destek olabilecek bütün insanların değerli olduğunu ve bu değerli olması hasebiyle insanların belki kusurlarını değil de faziletlerini daha fazla ön plana çıkararak o faziletler üzerinden bir irtibatlandırma gayreti onda hep ön plana çıktı. Tabii önemli noktalardan birisi Fuat Sezgin Hoca'nın insan olarak yine etrafındaki insanlarla ilişkisi söz konusu olduğunda kendisi ehliyete çok ehemmiyet veriyordu. Yani hep ehil insanlarla çalışmak ve o ehil insanların işlerini yaparken o dikkatli, dakik bir şekilde çalışması onun için tabii çok önemliydi. Bu yönüyle baktığımız zaman evet Fuat Sezgin kendi bir kere her şeyden önce insani özellikleri, sonra bilimsel öncelikleri ve kendi telif anlamında ürettiği eserler ve editörlük çerçevesinde meydana getirdiği sayısız efendim serilerle bir daha belki benzeri gelemeyecek şekilde bir kişilik ortaya koymuştur. Çok dürüst bir insandı. Çok muhteşem dürüst bir insandı. Çok yardımsever ve iyilikseverdi. Merhametli bir insandı. Ama bilim konusunda asla kimseye taviz vermezdi. Çok hassaslı o konuda. Övgüler, ödüller, nişanlar, alkışlar. Daha 1978 yılında Kral Faysal İslami İlimler Ödülü'ne layık görünür. 1980'de Frankfurt am Main Goethe Üniversitesi plaketi verilir. 1982'de Almanya 1. derece Federal Hizmet Madalyası yetmez, 2001 yılında Almanya Üstün Hizmet Madalyası ile taçlandırılır. Bu ödüller onu çalışmalarına daha bir şevkle sarılmaya sevk eder. Asla şımarmaz, gevşemez. Devletler düzeyinde saygınlığı tescillense de, dünya çapında bir şöhrete erişse de, o gene aynı Fuat Sezgin'dir. Yüzü tozlu nüshalara dönük, ciddi, endişeli ve hülyalı.
Fuat Sezgin hocamızın Avrupa'da özellikle Almanya'da geçirmiş olduğu ilim kariyeri ve çalışmaları özellikle İslam bilim tarihi ağırlıklıdır. Elbette İslam bilim tarihi içerisinde dönem olarak hocamızın çalışmaları açısından baktığımızda elbette İslami ilimleri, temel İslam bilimleri dediğimiz hadis, tefsir, fıkıh, tarih, tarih yazıcılığı, siyer, magazi gibi dönemleri de barındırmaktadır. Ancak hocamızın asıl dünya çapındaki şöhreti bir İslam bilim tarihçisi olması yönüyledir. Bu konudaki yaptığı eserler, çalışmalar ki bunların bir kısmı o dönemde Arapçaya da çevrilmişti. İlk Kral Faysal adına konulan İslami Araştırmalar ödülü verilmiştir hocamıza. Hocamız aslında bu ödülü hem bu ünvanı aynı zamanda belki oradaki bir ödül miktarını da devreye sokarak Frankfurt'taki enstitüyü kurmaya karar vermiştir. Dolayısıyla birbiriyle ne kadar alakalıdır tam söylenemese de aslında bu Kral Faysal ödülü hocamızın Arap dünyasındaki şöhretini biraz daha belirgin hale getirmiş ve hocamızın bu ünvan ve tanınmışlıkla bu kez bir enstitü kurma düşüncelerine destek bulmasını kolaylaştırmıştır diye düşünüyorum. 1978'de Kral Faysal ödülünü aldıktan sonra Arap dünyasında hoca epi tanındı. Böylece bu vasıtası, bu vesileyle de epi yüksek mertebede olan şahıslarla tanıştı, zenginlerle tanıştı, hatta Suud Kralı ile bile tanışabildi. Alman Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ödülü, liyakat ödülünü o verecek. Alman bilim tarihi çalışan bilim adamlarının da çalışmalarını öne çıkardığı için bu ödüle layık görüyorlar ve Alman Cumhurbaşkanlığı ile yaptığı görüşme sırasında ona özel olarak size teşekkür etmek istiyoruz. Özellikle İran'la ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerimizin gelişmesine sebep oldunuz diyor. Evet, Alman Cumhurbaşkanı. Şimdi hocam da nasıl diyor? Şimdi tabii maalesef bu çalışmalar sizin tarafınızdan yeni ortaya çıkarılmış oldu. Biz geçmişte bunları bilmiyorduk. Mesela Arap alimlerin yaptıkları ilmi çalışmaları, insanlık tarihine bu büyük bir katkıdır bilim tarihine. Alman bilim adamlarının ortaya çıkarmış olması ve bunun artık Araplar tarafından, bütün Müslümanlar tarafından bilinmesi bizimle bu ülkeler arasında yeni sıcak ilişkilerin oluşmasına sebep oldu. Bunun mimarı sizsiniz diyor. Ve bu ödül bunun için size takdim edildi diyor. Ve hoca bu ödüle gidiyor. Benzer bir ödül Wiesbaden'de verildiği için eyalette ve o gün hocamın başka bir ilmi çalışması planlanmış olduğu için o şeye gitmiyor hocam. Wiesbaden'deki yani Hessen eyaletinin ödül merasimine hocam katılamıyor. Hocam böyle bir şahsiyet. Çünkü o gayeyi hiç unutmadı. Yola ilk çıkıştaki arzu ve emeli asla bir kenara bırakmadı. Dava büyük davaydı. Nefsaniyet, şan, şöhret değildi mesele. Ne yaptıysa ibadet aşkıyla yaptı. Ne diyordu? Kitap okumak ibadet etmek gibidir. Kitap okurken etrafına kapılarını kapatır, her şeyden soyutlanırsın. İşte o zaman kitap okumuş sayılırsın. Onu en çalışkan meslektaşları arasında bile seçilir kılan, gözünü yüce idealden ayırmayan bu ciddiyet ve azimdi. Yani böylesine hem nazik, ilgili, yaşına bizden hayli büyük olmasına rağmen çok duyarlı bir kişi olarak kendisini tanıyoruz. Bunun ötesinde hoca tabii bir kere yaptığı işi çok seven bir kişiydi. Zaten eğer bir insan bir yaptığı işi sevmezse, yani çok fazla başarılı olması da beklenemez.
deyim yerindeyse hoca kendisini bir bakıma işine adamış bir kişiydi. Sadece yüksek motivasyon ve isteklilik değil, demin söylediğimiz gibi çok büyük bir gayret ve çaba ve çalışkanlık burada çok temel bir şeydi. Ve öğrenmenin hadis-i şerifte belirtildiği gibi beşikten mezara kadar bir süreç olduğunu yaşayarak bir bakıma insanlara gösteren, tebliğ eden bir kişi olarak ben hocayı değerlendiriyorum. Çünkü hoca 20'den fazla, yani bu konuyu kendisiyle konuştuğumuzda biraz tevazu gösterdi ama yani 27 kadar dile vakıf olduğu. Söz gelimi İslam bilim tarihiyle ilgili herhangi bir eseri öğrenle ilgili bir çalışma eğer bilmediği bir dil ise o dili en azından öğrenebildiği kadar öğrenip ondan sonra o şekilde o eserle ya da o konularla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Hocanın kendine biçtiği misyon, bütün bu çalışmalar sırasında kendisine biçtiği misyon, tam da Serdar Bey'in söylediği gibi Batı'nın bu kadar az şeyi yapmış olmakla birlikte bu kadar büyük bir özgüven içerisinde olması, insanlık tarihi açısından bakarak tabii söylüyor hoca bunu. Yani bu kadar az şey yapmış, şimdi birileri diyebilir ki ya Batı'nın yaptığı az şey mi? Tamam da insanlık tarihi bir bütün olarak bakıldığı zaman bütün o eski medeniyetler, Çin medeniyeti, İslam medeniyeti, Hint başlı başına bir alem. Yani bütün bu büyük atlasın içerisinde Batı'nın yeri itibariyle söylüyor hoca. Yaptıklarıyla hiç de orantılı olmayan bir özgüven, buna mukabil bizim de yani biz Türklerin, Arapların, Acemlerin, Hintlilerin, Çinlilerin, efendime söyleyeyim, belki Japonlar da artık gitti o. Bu kadar çok şey yap, bu kadar büyük bir mirasın üzerinde duydukları o eziklik. Bu mütenasip bir şey değil. Yani böyle bir mirasın varislerinin bu kadar ezik olmamaları gerekir. Zannediyorum işte bazı şeyler öyle denk geliyor. Hocanın hayallerinin bu dönemde gerçekleşebilmiş olmasının bir sebebi de budur. Çünkü biz bu özgüvenin yeniden inşası sürecini Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde bu dönemde yaşadık. Ben doğrusu kendisiyle görüşmelerimde kendime yaptığım bir dua var. Allah'ım bu yaşlara geldiğimde bana da bu ilim aşkını en az Fuat Hoca kadar nasip et diye dua etmişimdir. Yani bir insanın 90 yaşına geldikten sonra ilmi hayatın ilk günlerinde bir kütüphaneye girdiğinde efendim o az önce ifade ettiğim ilmi keşifleri elde ettiğinde duyduğu aşkı, heyecanı ayniyle koruduğunu görmek beni çok şaşırtmıştır bir. İkincisi her talebesine sormuştur zannediyorum. Ben doğrudan talebesi olmadım ama talebelerinden çok duydum. Fakat o soruyu bana da sordu. Mehmet Beyciğim, günde kaç saat çalışıyorsun? Diye. Ben tabii şaşırmıştım. Hayat kısa, yapılacak iş çok. Bir Müslüman en az günde 17 saat çalışmalıdır. Bunu sık sık vurgulardı. Özellikle bu din-ahlak ilişkisi, dindarlık-ahlak ilişkisi benim şahit olduğum, görüşme yaptığım zamanlarda en çok üzerinde durduğu vurgu olmuştur. Diğer bir husus da dakikliği, yani herhalde hayatında herhangi bir randevusuna bir dakika geç veya erken gitmemiştir. Bunu sürekli söylerdi. Bir defasında Frankfurt'taki enstitüsüne zannediyorum bir 10-15 dakika kendisine söylediğimiz vakitten geç gittik. Sadece şunu ifade etti. Bana verdiğiniz dakikadan itibaren ben bu salonda sizi ayakta bekliyordum dedi. Dolayısıyla bütün bunlar aynı zamanda bir Müslümanın hayatında olması gereken güzellikler diye düşünüyorum. Bunca çilenin,
göz nurunun yöneldiği büyük dava neydi peki? İslam medeniyet ve biliminin iade-i itibarı. Üstad Sezgin belki de en baştan itibaren şu hakikatin sezgisine sahipti. İslam Medine'de, yani şehirde doğmuş, gelişmiş bir vahiy ve şehir medeniyetidir. Derin ve özgün bir dünya ve insan tasavvuru olan böylesi bir medeniyetin kendine özgü bir bilim ve teknolojisinin olmaması elbette ki düşünülemez. O bilim ve teknoloji de İslam medeniyetinin özündeki zarafet ve hassasiyetlerle uyum ve bütünlük içinde olacaktı tabiatıyla. Şu bir gerçek ki Fuat Sezgin'i büyüleyen de bu zarafet ve bütünselliktir. İslam medeniyet dediğimizde de yani sadece işte Arapça konuşulan bölgeler falan değil. Yani İslam medeniyet dediğimizde İslam medeniyeti bir doğrudan doğruya bir doğrudan etki alanı var. Yani siyasi sınırlar olarak gördüğümüz alan. Bir de tesir alanı var. Şimdi tesir alanı söz konusu olduğunda mesela şöyle söyleyeyim. Bütün bir 17. 18. yüzyıl Batı düşüncesi İslam medeniyetinin devamı gibidir yani. Tesir tarihi içerisinde değerlendirilirse gerçekten anlaşılır. Bütün bir Hint kültürü, Hindistan'daki bütün olup biten şeyler, şu anda işte 1 milyar 400 milyon insanın yaşadığı Hint alt kıtasından, hatta 2 milyara yakın Pakistan'ı vesaire de dikkat alacak olursak, o kadar insanın yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Mesela Çin söz konusu olduğunda, yani Çin'in tarihi, Çin uzun süre doğrudan doğruya farklı şekillerde hem o Moğollar üzerinden farklı farklı yönlerden İslam medeniyetinden medeniyetinin doğrudan tesir alanında bulundu. Diğer taraftan mesela bütün bir şu andaki Slav bölgeleri, yani şu anda Rusya olarak bildiğimiz işte Polonya'sına varıncaya kadar o bölgeler uzun süre Müslümanların yönetimi altında kaldılar. Bütün bunları Altın Ordu diye bir şey var yani. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımız vakit biz hakikati açığa çıkarmak için uğraşırsak yeter. Ve bizim için geçmiş öğrenilecek bir şey değil, öğrenilmesi, hakikatinin gösterilmesi, açığa çıkarılması gereken bir şey. Çünkü geçmişi hakkını vererek, hakiki olarak bilecek olursak, hakka dayalı olarak bir günümüzü anlama ve geleceği inşa etme imkanı olacak. Batılıların şu andaki yaygın tavırlarının özelliğine, bunlar kendileri zaten gayet iyi farkındalar. Bütün kurguları, bütün düşünce tarzları hakikate dayanmıyor. Hakikate dayanmadığı için de şimdi geldikleri noktada işte post-truth diye bir kavram var malum. Hakikat sonrası dönem diye. Hakikat olmadığı halde hakikatmiş gibi sundukları bir hareket noktası, bir tavırları vardı. Bunun aslında hakikate dayanmadığı açığa çıktı. Açığa çıkınca da şimdi söyledikleri şey şu: biz zaten hakikati kabul etmiyoruz. Şimdi artık hakikat diye bir şey yoktur. Biz tamamen kendi gücümüzün bize sağladığı imkanlarla her şeyi düzenleyeceğiz. Bu öyle, bunu siz söylersiniz de bunu söylemek kadar yapmak kolay değil. Çünkü eğer bir şey hakikate dayanmıyorsa örümcek evi gibidir. Örümcek evi de evlerin en zayıfı. Ben 3 Fuat Sezgin olduğunu düşünüyorum. Tamam. Bir alim. İkincisi arif. Üçüncüsü hakim. Yani ben bizim medeniyet yolculuğumuzun 3 sütunu olarak ilim, irfan ve hikmet yolculuğu. İlimle yorulma, hikmetle, irfanla yoğrulma, hikmetle doğrulma. Tamam mı? Yani bu kendi kişisel serüveninde, hikayesinde, hayat hikayesinde bu 3 yolculuğu da yaptığını görüyoruz. Yani ilim yolculuğu, bilme yolculuğu, irfan yolculuğu, bulma yolculuğu, bulunma yolculuğu. Yani dolayısıyla bulmanın coşkusunu, bilmenin ve bulmanın coşkusunu yaşama yolculuğu, hikmet yolculuğu da olma yolculuğu. Bir şekilde kendini aşması insanın. Yani alim, arif ve hakim. Bunlar önce kuşaklar. Bunlar bizim medeniyetimizin önce kuşakları. Bu kavramların karşılığı yoktu. Bu ülkede ilim, irfan, hikmet deyince çok pejoratif, sıradan şeylerden
bahsettiğimizi görüyoruz. Yani insanlar öyle anlıyor. Bunların bir karşılığı yok. Halbuki bunlar bir medeniyetin kilometre taşları, yapı taşlarını döşemenin kilometre taşları bunlar. Tamam mı? Yani hem alim, hem arif, hem hikmet yolculuğu bu. Yani doğrusu çağımızda hem alim, hem arif, hem hikmet yolcu hikmet yolculuğunu, hem ilim, hem irfan, hem hikmet yolculuğunu yapan kim vardır dediğimizde çok fazla isim bulamıyoruz. Apaçık gördüğü hakikatin konuyla ilgili herkesçe görülmesi uğruna elinden geleni yaptı. Faaliyetlerini kurumsallaştırma adına bir enstitü kurması bundandı. 1982'de Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü vefatına kadar onun başkanlığında hizmet verecekti. Hocanın gönlünde Avrupa'nın merkezinde bir enstitü kurmak vardı. Ve onu kurmadan önce vakıf kurulması gerekiyordu, paralar toplanması gerekiyordu ve bunu başardı hocam. 81'de vakıf kuruldu. Ve 82'de enstitü kuruldu. Bina güzel, West End'de, üniversiteye yakın, çok klasik mimariyede olan, Frankfurt mimarisinde olan bir bina satın alındı. O düzenlendi. Enstitü kuruldu. Ve bu da kolay iş değildi. Çünkü bunu bilin ki Frankfurt'ta Almanya'nın en güçlü Yahudi cemaati Frankfurt'ta yaşıyor. Ve bunlar ilk önce karşı çıktı buna. Buna rağmen, çünkü West End'de, o üniversitenin olduğu West End'de Yahudilerin merkezi. Yahudiler Frankfurt'ta West End'de oturur. Rothschild'de West End'de oturmuş, ondan sonra gitti. Böyle bir yerde, Yahudilerin merkezinde, Almanya merkezinde, onların en meşhur sinagogları da orada. Böyle Arap İslam Enstitüsü açılması onların hoşuna gitmedi. Karşılıklı, ama bunlara rağmen hoca bunu başardı ve enstitüyü kurabildi. Bu bir mucize. Yani bunu insan istese milyonları döksü ortaya yapamaz normalinde. Hoca başardı bunu. Bu da bir Allah'ın şeyi yani, hikmeti. Evet hoca, bu enstitüyü Avrupa'nın merkezi, Frankfurt Avrupa'nın merkezlerinden biri öyle diyelim, öyle bir yerde kurması, hocanın hedefi İslam medeniyetin, kültürünün, bilimin Batı dünyasında fazla büyük bir yeri yoktu. Açıkçası bu. Hak ettiği yer yoktu. Onu yerine oturtmak istedi yaptığı çalışmalarla. Yani çünkü Batı medeniyetin bastığı zemin İslam. İslam medeniyeti. Onu ilerletmişler. Ama onu açıkça söylemiyorlar yani. Gizli tutuyorlar. Her bakımdan gizli tutuyorlar. Ve bunu açmak istedi hoca eseriyle. Büyük bir eserdi. Ve hocanın eseri, şunu da söyleyebilirim. Washington'da kendim şahit oldum. National Bibliography'de en baş köşede, düşünün, Washington'da. Ve Yahudilerde bile, Kudüs'te de, orada da onların, Yahudilerin meşhur kütüphanesi var. Orada da baş köşede hocanın eserleri var. O hoca bunu başardı. Batılılar eserlerin okumasını, o ciltlerin okumasını ve takdir etmesini başardı. Ama gene de ilginç bir şey vardır ki fazla bahsedilmiyor hocanın eserlerinden. Fuat Sezgin çok özgün ve bir o kadar meşakkatli bir işe daha girişerek İslam bilginlerinin yapıp kullandığı bilim aletlerinin modellerini yapmaya kalkar. Yazma eserlerdeki tarif ve resimlerden hareketle sadece birkaç tanesinden yapıp bir odayı doldurabilir miyim diye başladığı çalışma nihayetinde müze kuracak aşamaya kadar gelir. Frankfurt'ta kurduğu İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde bu aletlerin 800'den fazlası inkar edilen bir tarihin şahitleri olarak dile gelir. Enstitünün kurulmasından 2 sene sonra başladı o kitaplardaki gördüğü
eserleri, çizimleri üç boyutlu hale getirelim bunları dedi, gösterelim insanlara. Birkaç aletle başladı bu iş ilk önce. Mühim, nadir aletlerle başlandı bu. Mesela astrolablarla. Onu biliyorum ki bu bir astrolabın yapısı, hoca değişik, dünyanın değişik yerlerinde yaptırtma denedi. İlk önce bir İsviçreli bir mühendise yaptırttı mesela. Başka yerlerde de. Bu astrolablar bazıları 2 sene sürdü yapılması. Ama öyle ki gidip geldi. O astrolabla şu anda bir gemici İndonezya'ya da gidebilir misal yani. Öyle astrolablar yaptırdı. Böyle uydurma değil, çalışan astrolab. Bunun yanında değişik maketler yaptırdı. Tıp aletlerin, harp aletlerin, burada müze de var. Böylece Frankfurt'ta müzede 1000'e yakın alet oluştu, 1000 civarında. Ve ama Frankfurt'taki müze, şimdi buradaki müze gibi herkese açık değil. Ancak gruplar, insan önceden bildirirse girebiliyor. Yoksa buradaki müze gibi herkese açık bir müze değil. Yani. Bu ve kuracağı diğer müzelerdeki aletleri tanıtıcı mahiyette, 5 ciltlik İslam'da Bilim ve Teknik adındaki bir katalog eser de mevzu bahis çalışmaya eşlik eder. Böylesine kapsamlı ve titiz bir ansiklopedi, müze kataloğu olarak bugüne kadar görülmüş şey değildir. Eser Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde yayınlanacaktır. Fuat Sezgin'in bir bilim adamı olarak tezi gayet sade ve nettir. Karanlık çağ olarak anılan Orta Çağ, Müslümanlar için hiç de karanlık değildir. Gayet aydınlık bir çağdır. Batının ben merkezci bilim tarihi anlayışının karşısına yalın kılıç çıkarak şu gerçeği haykırır. Modern bilim tarihinin temelini atanlar ve gelişimini sağlayanlar Müslümanlardır. Batı medeniyetinin temelinde Yunan değil, İslam medeniyeti vardır. Doğu olmasaydı, Batı olmazdı. Sezgin bu hakikatlerden zerrece şüphe duymamış, her fırsatta da hiçbir aşağılık kompleksine kapılmadan kendisini net bir şekilde ifade etmiştir. Müslüman dünyasındaki gerilemeye İslam'ın sebep olduğu iddiası doğrulansaydı, 60 yılı bulan araştırmalarımda bu gerçeği kabul etmek zorunda kalırdım. Gerileyişin sebebi din değildir. Başka tarihi sebepler var. Müslümanlar 8. ve 16. yüzyıllar arasında tüm ilim dallarında önemli buluşlara sahiptir. Papazlar Müslüman alimlerin kitaplarını Latince'ye tercüme ederek bilimsel gelişmenin ilk adımlarını atıyordu. Avrupa'da başka okuma yazma bilen yok gibiydi. Bu arada Batı, bilimini sanıldığının aksine din adamlarına borçlu. Avrupalılar, Sicilya ve Endülüs'te tercüme edilen İslam bilginlerinin eserlerini kaynak göstermeden intihal ediyorlardı. Bizansların miladın 9. yüzyılından beri karşılaşıp ilgisizlik gösterdikleri İslam bilimlerinin birçok kitaplarını 13. ve 14. yüzyılda Farsçadan, bu sefer Arapçadan, Farsçadan Yunanca'ya tercümeye başladılar. Bunu bazı oryantalistler Fars Rönesansı diyorlar, adlandırıyorlar. Bunun Yunanların eski bilimlerinin geriye çevrilmesi değil, çok yeni fikirlerin, çok yeni İslam dünyasındaki çok yeni keşiflerin Avrupa intikali konu meselesi. Bu yol Tebriz ve Trabzon üzerinden geçen, Anadolu üzerinden Bizans'ın merkezine kavuşan bir yoldu. Osmanlıların tehdit teşkil etmesinden itibaren
İstanbul'un fethinden sonra bu yol alt kollarıyla Roma'ya, Kuzey İtalya'ya ve Doğu Avrupa'ya ve Orta Avrupa'ya ulaşan ana yol olmuştu. Hazreti Ömer döneminde Suriye, Irak, Mezopotamya, Sasani, İran, Roma, Bizans, bütün Mısır, yani bütün medeniyet merkezleri İslam topraklarına katıldı. Müslümanlar bu dünyaları fethettiğinde ellerinde Kur'an'dan başka hiçbir kitapları yoktu. Ama bu dünyalarda ise 2000 yıldır bilim üretiliyordu. Felsefe üretiliyordu. Doğrusu Kur'an gibi insanı düşünmeye, tefekkür etmeye, araştırmaya, soruşturmaya teşvik eden bir kitabın müminlerinin dünyasında bilim ve felsefe daha fazla inkişaf etmiştir. Ve inkişaf eden bu bilim ve felsefe daha sonra Batı'ya yine Müslümanlar marifetiyle aktarılmıştır. Bu tarihi bir hakikattir ve Fuat Sezgin Hoca'nın ciltler dolusu kitabı da bilimsel olarak bütün bunları ortaya koymuştur. İşte bunu bir tarafa bırakarak bilim tarihini, medeniyet tarihini, insanlık dünya tarihini Batı merkezli olarak inşa etmek insanlığa yakışmamıştır. Yakışmayan bir şey de bizim de aynı merkezli anlayışı alıp müfredatımıza koyup çocuklarımıza öğretmemiz ise asıl en büyük garabet orada. Ve işte Fuat Sezgin Hoca'nın değiştirmek istediği garabet de bu garabet olsa gerek diye düşünüyorum. Fuat Sezgin'in diğer dikkat çekici çalışması da Amerika kıtasının ilk haritasını yapanların Müslümanlar olduğunu ortaya çıkarmasıdır. Hocamız Kolomb'dan önce Amerika'yı Müslümanlar tarafından da keşfettiğini ispat etti. Hatta Türkiye'de maalesef böyle bir şey alay konusu oldu. Bunu Cumhurbaşkanımız da kullandı. Ya böyle bir şey olur mu diye alay konusu oldu bu. Ve Alman Cumhurbaşkanı Kolomb'dan önce Müslümanlar tarafından keşfedildiğini ispat etmesini istiyor hocadan. Hoca da bunu ispat ettikten sonra bunu Alman Cumhurbaşkanı da kullanıyor. Evet, Müslümanlar tarafından keşfedildiğine inandığını. Dünyayı bir misal veriyorum. Dünyayı güneye doğru sivrilen bir armut gibi zanneden Kristof Kolomb'uz. Yani yuvarlak da Kristof zannetmiyorum. Bir armut. Kolomb da kendine İtalya'dan gönderilen bir Arap haritasıyla Amerika'nın kaşifi olma şöhretine ulaşıyor. Hocamın ifadesi ki bu alanda bir eser de yazdı. Amerika kıtasının Müslümanlar denizciler tarafından Kristof Kolomb öncesi keşfi. Bununla alakalı hocanın yapmış olduğu çalışmalar Türkiye'de sanırım yeteri kadar duyulmadı. Veyahut hocanın ne kadar ciddi olduğu ki kendi ifadesi de bu yöndeydi tam olarak anlaşılmadı. Ama benim yabancı kaynaklarda gördüğüm, okuduğum ve hala dikkatle incelediğim ve gördüğüm, fark ettiğim bir şey var. Sezgin Yen, yani Fuat Sezgin düşüncesine vurgu yapan Sezgin Yen bir teoriye dönüşmüş durumda Fuat Hoca'nın fikirleri Avrupa'da. Ve birçok bilim tarihçisinin, bilim adamının kendi ifadeleriyle söylüyorum. Şu anda çok net bir şekilde Avrupa'da bilinmese de ileriye dönük istikbal vadeden ve çok heyecanlandırıcı çalışmalar Fuat Sezgin'in çalışmaları. Önemli keşiflere de imza atmıştır. Yani İslam bilim insanlarının yapmış olduğu ve bugün Batı'da hiç adı anılmayan bazı keşifleri de anlatmıştır. Bunlardan birisi mesela ilk dünya haritasının El Memun zamanında Harezmi'nin de içinde bulunduğu bir heyet tarafından bizzatihi arazide, çölde ölçüm yapılarak gerçekleştirildiğini bir görüyoruz. İşte bu harita kaybolduğu düşünülüyordu ve Fuat Hoca onu 14. yüzyıl bir yazmasında
El Mamun haritasının bir versiyonuna ulaştı ve onu bütün dünya bilim alemine takdim etti. Bugün müzede de, eserlerinde de, Gülhane'deki müzenin önündeki alanda da bu haritanın, dünya haritasının bir üç boyutlu yani küresel halini gösteren sunumlardan da görülebilir. Önemli bir şeydir bu çünkü böyle bir dünya haritasının yapılmış olması. Daha sonra mesela Christoph Kolomb ve Amerika'nın keşfi meselesi vardır. Hatta hepimiz biliriz ki o Amerika kıtasına ulaştığında orayı Amerika değil Japonya, Karayipleri ve Küba'yı Japonya zannedecektir. Yani o kadar coğrafi bilgisi azdır. Ancak Fuat Hocam yapmış olduğu bu coğrafi ve harita üzerine yapmış olduğu derin çalışmalar sonrasında Christoph Kolomb'dan önce Batı Afrika'daki Müslüman denizcilerin Brezilya yani Güney Amerika doğu sahillerine ulaştığı, buraya gidip geldikleri ve burada ticaret yaptıklarını ortaya koyacaktır. Burada şu yanlış anlaşılmasın, yani Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetti demek yanlış değil. Ama Christoph Kolomb'tan önce Müslüman denizciler zaten Amerika'yı biliyorlardı. Ve onlara ait bilgiler zaten bir şekilde Christoph Kolomb'a da ulaşacaktır. Bunu da kendisi hem Christoph Kolomb söyler hem de Pir Reis ünlü dünya haritasında bunu anlatır. Dolayısıyla burada bu tespit çok önemlidir. Bu tespit çok önemlidir. Yani Christoph Kolomb'un ilk Amerika'ya gittiği veya ilk defa Amerika'ya giden bir batılı olduğu şeklindeki düşünce tahsiye muhtaçtır. Goethe'nin vazgeçilmez bir sözünü sormak istiyorum. Lütfen dikkat ediniz. O en çok Goethe sloganları en çok müdafaa edenlerden biri. Şöyle söylüyor. Bu harikulade düşüncelerin meyvelerinden nasibimizi almak istiyorsak kendimizi doğuya kavuşturalım. Onun kendisi bize gelemeyeceğine göre tercümeler bizi sürüklemek, bize kılavuzluk etmek açısından paha biçilmez değerde olabilirler. Ama bu kitaplardaki dil olarak ilk rolü oynuyor. Yani Arapçayı kastediyor. Bu hazinelerin kaynaklarını acısız tanımayı kim istemez ki?